Hiç olmazsa boş konuşmuyor da. Yaptığı işler belli. 5 yılda yapacağı bu kadar, ne olacak? Murat ne yapmış? Soygunculuktan başka neyi var yani? Deyin ki bana bu tane başarısı var. Neyi var? İmamoğlu gene hiç olmazsa yani en azından halka elinin geldiği kadara 5 yılda bu kadar yapacak. Ne yapabilir adam? Bütçesi ne yani? Ne olabilir? Adam iyi de yapsa kötü diyorlar. Kötü de yapsa kötü diyorlar. Ya bugüne kadar bak, ben yıllar 40 senedir yakacıkta oturuyorum burada. Şurada daha önceden AK Parti vardı. Şuradaki şeylere, parkelere bastığın zaman havaya kalkıyordu. Sular üstümüze sıçrıyordu. Bugüne bakıyorum mesela Altınok. 2 dönem yaptı. 7 yattı adam memleketine yatırım yaptı. Şimdi de utanmadan çıkmış İyi Parti'de belediye başkanı dahi. Vallahi Gökhan kadar bu Kartal'a çalışan başkan ben daha şu ana kadar görmedim. 40 yıldır buradayım. Yani ben bir CHP olarak demiyorum. Gerçeği söylüyorum. Yok. Hizmete bakıyorum. Ben hizmete bakarım abi. Partisi benim için hiç önemli değil. Hangi parti olursa olsun bana hizmet önemlidir. Şu yollarda inan ki ben Pendik'e giderken arabam böyle havaya zıplıyordu. Şu yakacıktan arabayı elden koy ta vergi dairesinin Pendik'in oraya kadar cam gibi kayıp gidiyor araba. Hiç elleme, direksiyonu bırak gitsin. Bir de vergi dairesinin orada köprünün üstünden Pendik'e kadar bir git bak hele. Sanki at gidiyor üstünde. Yani bana hizmet önemli. Şöyle bir eleştiri olmuştu. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı iken sürekli tatil yapıyor. Fazla durmuyor, çalışmıyor diye AKP'liler eleştirdi. Bunun için ya adam tatilini yapacak tabii. Niye yapmaz yani? Hele de şimdi bugün ben de Cumhurbaşkanı, belediye başkanı olsa ben de tatil yapıyorum. Yani tatil yapmayan insan mı var? Bir gariban insan gidiyor gene tatil yapıyor. Başkan gitmiş çok mu? Onlar her gün tatil yapıyor. Cumhurbaşkanı her gün tatilde. Uçağı altında, koruması yanında, arabası yanında. 7 sürenesi tatil yapıyor. Yani bir İmamoğlu tatil yapmış yani bunlar ne işi var yani tatilinde ne olmuş yani 10 gün 5 gün gitmiş adam. Ne alaka yani şimdi bu? Çıkıyorlar bir şey öğrenmişler. PKK, 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 PKK. Çeviriyorlar o yanı, çeviriyorlar bu yanı hep PKK. Ya ne alaka? PKK ile ne alaka? Sen işini yap. Sen bugün hangimiz et alabiliyoruz haberimize? Ben şu anda 10 milyar lira emekli maaşı alıyorum. Benim ev sahibim şu anda beni mahkemeye vermiş. Çık diye. Tabii bizim bu ayın 28'inde mahkememiz var. Ben şimdi 45 senedir İstanbul'dayım. Karslıyım. Şimdi memlekette ev yapıyor. Kardeşlerim yardım ediyor. Ev yapıyorum. Taşınıp 6. aya kadar oraya gitmem lazım. Gideceğim. Taşınıp gideceğim. Şu anda ben mahkemeye kaybetsem 150 milyar tazminat ödeyeceğim geriye dönüş. Ev sahibinin istediği kirayı da karşılamak mümkün değil. Değil abi. Nasıl ödeyeyim ben? Şu anda ben 10 milyar maaşını alıyorum. Çalışamıyorum. Bak sakat bir elim. 2 tane bir fıtığım var böyle şişmiş. Eğlenmiyorum, kalkamıyorum. Nasıl çalışacağım? 10 bin lira ben şu anda 60 yaşına gelmişim. 59 yaşındayım. Nasıl çalışacağım ben bu sakat halimle? Devletin bana bir imkan sanıyor mu? Yok. Yıllardan beri de sırtımıza bin. Nereye kadar ya? Yani insanı kandırma, terör, merol işi değil bu iş. Zivanadan çıkmış. Ya bugün Özbekistan en düşük yerimiz değil mi? Biraz uzatıyorum ama kusura bakmayın. Ya Özbekistan'da benim şu anda komşularım var. Adamlarda dolar 1200 lira oranın parasıyla. 1200 lira. Bizde kaç para abi? 3400 lira mı? Kaç lira dolar? Niye Özbekistan'da geçiyor? Adam diyor ki biz diyor bak daha yeni geldiler memlekete. 6 kişi diyor gidiyoruz diyor. 1 kilo et, pişmiş et, 1 kilo pilav alıyoruz. Suyu, merşubatı yanında 30-20 dolar ödüyoruz. Hala şimdi sen biz burada 1 kilo et söyleyelim, 1 kilo pilav yanında suyu, merşubatı kalkabiliyor musun? Yok. Et alabiliyor musun? Yok. Dün gezdim en ucuz Ampagros diyor. Gittim 550 lira, 540 lira etin kilosu. Kardeşim nasıl yiyelim? Bir tavuk yiyordum onu da çıkarttılar. En ufak bir tavuk alıyorsan 200 lira, 150, 170 lira. Neyle geçeceksin? Ay şimdi bir telefon faturası geliyor 300 lira. Ya ne yaptık? Ben bir kişiyim evde kapatıp çıkıyorum. 270 lira, 280 liradan aşağı elektrik ödemiyorum. Ya benim Kars'ta ailem var. Bir sürü kalabalıklar. Her gün makine çalışıyor. Yazın oradaydım. 150 lira fatura ödediler. 150 lira. Bir aylık. Ben tek kişiyim. 260, 270 lira ödüyorum. Bu yerel seçim olmasına rağmen ekonomik sıkıntılar sandığa tepki olarak yansır mı?
Ya tepki olarak şöyle yansır. Yani bir düşme kesin olacak. Yani insanlar artık anladılar. Bundan sonra millet, yani ben sanmıyorum. Zaten kendisi de ben bırakacağım diyor. Biliyor ki zaten benim son seçimim. Son seçimim. Çünkü biliyor yani artık insanlar uyandı. Aldığını aldı. Yırdığını yırdı. Zaten adam her yerde yeri var. Çıkıp gidecek. Kimse de araştıramayacak. Kimse de bir şey yapamayacak. Tek adam ne yapabilirsin? Sorgulama yok. Hapis yok. Savcı yok. Herkes o taraftan. Yani bari hiç olmazsa insanlar rahat koysunlar ya. Biraz indirim yapsınlar, bir şeyler yapsınlar. Ya vallahi inan, dün gittim bir litre BİM'de, bak BİM 17 liraya ley kolası vardı, dedim bir tane alayım, canım çekti. Ya 17 liraydı, şimdi akşam gittim baktım 19 lira olmuş. Bir günde bir indirim yapmış, akla hayalet komik yani. Şu bir göster şöyle kameraya abi. Gel abi. Buyur abi. BİM'deki indirime bak. Gazoz 50'den 17.25. 25 kuruşa. Buyur abi. 25 kuruş indirmişler. İndirime bak abi. 17 lira 50 kuruştan 17 lira 25. 25 kuruş indirim yapmış. Orada bir de indirim yazıyor. Yani nerelere gelmişiz abi? Ne yapacağız? Ne olacak bu milletin hali? Biz yani emeklilere dediler ki her şey yapacağız. Hani emekliler, biz bir yıldır Temmuz zammı da almadık. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu seneyi emekliler senesi ilan et. Doğru diyor. Sürünme senesidir bu sene. Emeklilerin ölüm zamanıdır. Emeklilere iyi oluyor. Halen de daha o emekli olanlar AKP deyip gebere geziyorlar. Adamın cebinde bir kuruş yok. AKP diyor 30 metre kuyrukta ekmek bekliyor. Diyor bugünümüze de şükür. Ulan Dursun, senin neyine şükür? Adam kebap yiyor, döner yiyor. Hala sen bir tane döner yesene bakayım gidip. Bak şimdi oradan geliyorum, porsiyonu 360 lira. Pilav üstü döner. Aha bu kadara. Pilav üstüne döküyor, bu kadar da et koyuyor. 360 lira. Hadi gel ye. Yesene. Yiyemez. Ondan sonra AKP'ye şükür. Reisimize şükür. Tamam, çok şükür. Cumhurbaşkanımızı saygımız var. Bir şey eleştirmiyoruz. Yani o da biraz emekliyi, garibanı görsün yani. Bugün hangi gencin cebinde 250 lira, 300 lira var? Gelsin bakayım. Hah. Yok abi. Ne var? Aa bak, 120 lira param var abi. Aa bak, 105 lira param var. Bir kuruş para yok abi. Şimdi kızsın abi. Şimdi dönerini nasıl yiyecek? Tavuğu nasıl yiyecek? Abi, parayı alıyoruz, çalışıyoruz, parayı alıyoruz. Para pazar günü bitiyor. Ha sen konuşma, aklında sigarayla geziyorsun bir de. Niye abi? Üniversite okuyorum. Abi cidden üniversite okuyorum. Üsküdar'da Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mimarlık okuyorum abi. O şekilde, ama cebimde de her zaman param var. Ama ben yine de bu ekonomiden hiçbir zaman memnun değilim. Ya abi yemin ederim sana, abonman yaptırmasam İstanbul kartına bak. Her gün kaç lira? 25 basıyor abi. Tam 25 basıyor. Artık hani öğrenci de sayılmadığı için abi. 25-50. Ben buradan nereye gidiyorum abi? Üsküdar'a gidiyorum. Milan Gazı'na inerken bir tane minibüs yapıyorum. Kaç para veriyorum minibüse? Tam vermem lazım. Öğrenci değilim üniversite okuduğum için. Verdim. Buraya geldim, abonmanım yok abi, 250 lira yok cebimde, veremiyorum. 25, toplasan 35. Buradan gittim abi, orada bir tane daha minibüse binmem lazım. Yine orada da tam oluyor benden. Abi, abi toplam benim günlük gidiş param zaten 70'i buluyor. Gidiş param sadece. Gidiş geliş 140 diye düşün. Ben orada acıkmayacak mıyım abi? Hadi şu an Ramazan, ama her gün Ramazan değil, anladın mı abi? Abi, sana yemin ederim 140 lira tutuyor. Gidiş geliş. Orada mimarlık okuyorum ha. Abi sorun. Sorun başta abi. Ha işte herkes diyor ki BBB İstanbul Büyükşehir Belediye zam yapıyor. Kardeşim en düşük mazot 42 lira. İstanbul Belediyesi su mu yakacak? Abi sorun başta ama şu an gelecek kişinin de bu sorunu düzeltebileceğini düşünmüyorum. Ama belediye indirim yapsın mazotu, benzini belediyede ucuz versin. Madem öyle devlet ya. Devletin araçlarına kendi istasyonunu kursun. Hani gaz buluyoruz ya, mazot buluyoruz ya, petrol buluyoruz ya. Kendi petrolümüzden devletin arabalarına koysun. Devlet de 150 liralık yolu 20 liraya indirsin. Oyunuz kime peki? Abi 18 yaşındayım ama oy kullanmayı düşünmüyorum. Abi kim gelse bile abi. Abi şimdi bak abi. Ne? Abi ilk oyum olacak ama hani kim gelirse gelsin başı değiştirebileceğini düşünmüyorum abi. Harbiden düşünmüyorum. Sen düşünmezsen 18 değilim abi. Karar vereceksin abi. Genç adamsın. Kararını vereceksin. Mesela ben şimdi yemek sepeti hesabı oluşturdum abi, tamam mı? Kuryelik yapacağım. Neden? Hani diyorlar ki 50-60 bin lira aylık maaşı var. Kuryelikte çok güzel para var. Sana yemin ederim yok abi. Ben açtım ya hesabı. Evet.
aylık kaç paraydı o zamanın parası? 3,5'a falan aylık bir tane motor. Diyorlar ki hani 50-55 bin lira kazanıyorsun sonuçta. 3,5 motora versen benzin falan halledersin. Abi sana yemin ederim bir açtım, tamam mı, kurye hesabını. Vergiler nasıl geliyor bana bak, görme. E-Devlet'imi açıp şu an sana gösterebilirim. Vergi var abi, vergi borcu var şu anda. Her ay abi neymiş, yok damga vergisi, yok şu vergisi, yok ek gelir vergisi. Lan benim gelirim yok ki abi, sen neyini, paket atamıyorum. Başladım, paket yok. Yemin ederim burada oturunca bana vergi yağıyor ama ben gidip de paket atamıyorum abi, yok yani, insan yok. Abi para kazanacağım, borçlandım. Şu anda da toplam hani ödüyorum abi, o şekilde ödemeye çalışıyorum. Okuması bile yani, okumaya bile 40 lira 60 lira para kesiyorlar okumaya, sayaç okumaya. Ulan bu adam hatim mi okuyor, mevlüt mü okutuyor, hatim mi indiriyor, neyi okuyor? Okutuyor, geliyor kapımda faturamı veriyor, 40 lira mı 60 lira mı ne kesiyor vergi KDV'den. Bakıyorum ki 60 liralık 70 liralık elektrik yapmışım, 150-200 lira gelmiş. Bilmem ne uzun mu bu kadara. Ben nasıl böyle, ya arkadaş yaktığımı vereyim. Niye okumuş bana? Zaten maaşını alıyor, devletten alsın veyahut da kim şirketiyse şirketten alsın. Niye benim paramla işçi parasını alıyor? Benden niye kesiyorsun? Ne okumuş? Zaten onun görevidir okumak. Maaşını niye alıyor? Sayaç okumak için alıyor. Benden niye kesiyor faturamla 50 lira 60 lira okuma bedeli? Senin oyun kim abi? Benim oyum CHP. Değiştirebileceğine inanmıyor musun? Niye? 5 tane de değişmedi mi? Değişmedi. Kartlarda kaç tane biliyorsun? Tak, bunlara bastığın zaman alttan su suratına vuruyordu. Abi yanlış bak. Anladın. Şu an buraya bastığın zaman su vursan olur. Bunun benim cebimde 5 kuruş para yok. Önemli olan vurup vurmama zevk. Benim cebimde para yok. O zaman belediye mi verecek sana para? Abi kim verecek o zaman? Devlet verecek sana maaş. Tamam, sen CHP geldiğinde bana vereceğini düşünüyor musun? Niye? Sen hala dur bir kere. Almanya'da 18 yaşına kadar devlet abi, benim kayınlarım. Bu kıyaslamalar bak, çok yanlış. Bir dakika. Abi. Senin uçan bana diyorsun ki dinlemiyorsun burada ki, yolda bak, giderken buradan susun. Dinlemiyorsun bak, dinlemiyorsun. Bak benim kayınlarım, kaynatam Almanya'dadır. Yıllardan beri 60 senedir Almanya'dadır. Kardeşini götürdü oraya, evlendirdi. 6 tane çocuk yaptı. Oğlum dedim, bu ne çiftlik mi lan dedi. Ben dedi bunların sayesinden dedi 2 tane daire aldım dedi. Şimdi burada 2 tane evi var. Çocuklar da 18 yaşına kadar bezine kadar devlet veriyor. Senin ailene kaç kere bez verdi? Hiçbir zaman. O zaman niye daha konuşuyoruz biz bunu? Sen CHP geldiğinde bunu değiştirebileceğine inanıyor ya, musun? CHP'nin elinde olan var, olmayan var. Şimdi mesela sen gidip de Pendik'e karışabilir misin buradan? Karışamazsın. Oraya AK Parti'ye, burası CHP'ye ait. Şimdi CHP bölgesinde olan, bugün git bak az önce belediyeden geldim. Halka kolilerine tut. Aile yardımı yapıyor. Parasını veriyor. Kumanyasını veriyor. Düşkün olana, gariban olanlara elinden geldiği kadar 2000 de olsa, 3000 de olsa yardım yapıyor aileye. Bundan önce var mıydı? Yok odur. Belediyenin sana yapacağı budur. Başka ne yapabilir? Sana kalkıp 10 milyar maaş veremez ki. Senin mesela aile durumun yoksa, bak aile durumun yoksa gidiyorsun müracaat ediyorsun belediyeye. Ha şurada da 153 var beyaz masaya. Gidiyorsun kayıt oluyorsun. Ne gerekiyorsa yardım ediyorsa kart veriyorlar. Parasını veriyorlar. Ayda 3000, 4000, 2000 neyse yardım veriyor sana. Tabii kendi imkanından veriyor. Ama devlet belediye demiyor ki al sana ben şu kadar para veriyorum halka ver demiyor. Ama adam gene bütçesine göre garibana yardım ediyor yani. Abi benim tek isteğim zengin fakir ayrımı olmasın yeter abi. Hani abi işte ben de onu diyorum ki hani öyle biri varsa başa gelebilecek biri, anladın mı abi? O zaman seçime gelmek için Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullanacaksın ki başa bu parti gelirse, yapmazsa o zaman indireceksin aşağı. Belediye seçiminde değil canım benim. O Cumhurbaşkanlığı seçiminde olur. Vereceksin. Bir de diyeceksin ya 25 senedir bu adam yapıyor. Bir de bir değişim olsun bu adam yapsın diyeceksin. O zaman yapmazsa, sana gerekeni yapmaz, o zaman dersin ki CHP hiçbir şey yapmadı. Ama ben CHP olarak demiyorum. Yani geleneni söyleyeyim, ben 45 senedir İstanbul'dayım. Her partine gittim yanına. Şimdi bu adam Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı. Belediye başkanı yapacağı sınırlar var yani. Haklısın ama şu konuda var abi, mesela en kralı da gelse şu an her yere borcumuz var abi, yanlış mıyım? Dış borçlar olsun, iç borçlar olsun abi, her tarafa abi. Şimdi en kralı da gelse bu borçları kapatmadan bu ekonomiyi düzeltemez abi, yanlış mıyım? Her para basmıyoruz abi böyle, anladın mı? Bu, ben ekonominin düzeleceğine asla inanmıyorum ya bu konuda abi. Kredi kartı vereyim, kredi kartı yok. Kardeşim istemiyorum ben kredi kartı, verme bana ya. Abi gerek yok dedim, bana verme dedim. Kapattırdım, kaldır dedim kardeşim istemiyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Tamam abi, hemen başvuru yapayım, alayım. Ondan sonra da yiyorsun hazır para, ödeyemiyorsun. Adam markete giriyorum, tık kart çıkarıyor. Ne almış? Bir tane sigara.
Vallahi de gözümden gördüm, bir tane suya adam kredi kartı verdi ya. Bir tane su. Ben 45 senedir İstanbul'dayım, ben daha kredi kartı nedir bilmiyorum ya. Hayatımda kullanmadım. Çok şey gördüm, arkadaşlarımdan yapan da var. Bu 1 liraları topluyorlar abi, tamam mı? Bunları eritip satıyorlar abi. Neden biliyor musun? Arasında daha pahalı çıktığı için abi. Anladın mı? Kilosu eritince daha pahalı çıkıyormuş abi. O şekilde satıyorlar. O parayı katlıyorlar. O sırada paranın değeri düşmeye devam ediyor abi. Bu şekilde. Yani buradan var ya, hiçbir şey olmaz. Ne o?